Herkese merhabalar. Bugün gemilerde bulunan, hepimizin paketli bildiği ama içerinden bir haber olduğu First Aid Kit'in tanıtımını ve paket içeri incelemesini yapacağız. Bilindiği üzere First Aid Kit, gemilerde can kurtarma araçlarında bulunması gereken bir ilk yardım kitidir. Peki nedir bu can kurtarma araçları? Life Raft, Lifeboat ve Rescue Boat'tur. First Aid Kit, SOLAS tarafından belirlenen azami özelliklere sahip olmalıdır. Peki nedir bu azami özellikler? Öncelikle First Aid Kit paketi dayanıklı olmalıdır. Yani gördüğünüz üzere gayet sert bir yapıdan yapılmış dayanıklı bir yapıdadır. Aynı zamanda neme ve suya dayanıklı bir paketlemeye sahip olması gerekmektedir. Biliyorsunuz deniz ortamı nemli bir ortam. Ondan ötürü dayanıklı bir şekilde olması gerekiyor. Bilindiği üzere gemilerde seyir halinde hem sıcak hem soğuk lokasyonlara gidilmektedir. Bu sebeple First Aid Kit hem soğuğa hem sıcağa dayanıklı olmalıdır. First Aid Kit'in üzerindeki content bölümünü görüyorsunuz. Burada First Aid Kit'te hangi ürünlerin bulunduğu isim olarak yazmaktadır. Aynı zamanda burada sayısal olarak da yazmaktadır. Aynı zamanda boyutsal olarak da yazmaktadır. First Aid Kit vakumlu bir şekilde paketlenmelidir ve içerindeki atmosfer nemi olabildiğince alınmış olmalıdır. First Aid Kit ambalajı kesinlikle metal ve erozyona uğrayabilecek maddelerden yapılmamalıdır. Gördüğünüz üzere metal bir şekilde değil, gayet plastik bir şekilde paketlenmiş bir yapıya sahiptir. Şimdi gelin bakalım bu First Aid Kit'in içinde neler varmış. Şimdi hepinize göstereceğiz. Aynı zamanda First Aid Kit'imiz şöyle gösterirsek SOLAS tarafından onaylanmış ve aynı zamanda Lloyd Register tarafından onaylanmış. Buraya geldiğimiz zaman First Aid Kit'in expire date'i vardır. Bu da no, onsi yıl oluyor. Onsi yılda yani şu andan itibaren bu expire olmaya başladı. Şöyle paketin içini gösterelim. Gördüğünüz üzere bomboş ve gördüğünüz üzere çok dayanıklı bir yapıdan yapılmış. Evet. Şimdi ürünlerimizi tek tek açıyoruz. Şöyle tek tek koyacağız. Bunların hepsine tek tek değineceğiz, bakacağız. Özellikleri neymiş? Göreceğiz. Şöyle kremimiz var. Şöyle eldivenlerimiz mevcut. Aynı zamanda bir ürün bir Türk şirketi tarafından yapılmış yani kesinlikle Türk malı zaten şuradan görebilirsiniz. Her bandımız Pelikan. Makasımız. Şöyle bir özelliklerimiz. Burada da bence gerçekten çok önemli bir şey. First Aid Kit Instruction. Burada teker teker isimleri var. Aynı zamanda nasıl kullanılacağımız hakkında bilgiler veriliyor. Aynı zamanda bu kağıdın en büyük özelliği waterproof olması. Yani su geçirmez hiçbir şekilde. Suya dayanıklı. Evet, content bölümüne geldiğimiz zaman da şu anda içerik bölümündeyiz. İlk önce parasilapımızdan başlıyoruz. Bu parasilapımız ağrı kesici. Toplamda 5 adet var. Her birinde 10 tane, toplamda 50 adet hap bulunmaktadır. Ağrı kesici.
Buraya geldiğim zaman Hexodin antiseptik kremimiz var. Bu küçük yanıklar için ve kesikler için enfeksiyon kremi. Buraya geldiğimiz zaman da toplamda 3'er farklı boyuttan hidrofil sargı bezlerimiz mevcut. Burada medium boy, burada large boy, burada da extra large boy olmak üzere. Medium boyumuzdan 6 tane, large boyumuzdan 2 tane, extra large'dan 2 tane var. Elastik bandajımız bir adet, gördüğünüz üzere. Buraya geldiğimiz zaman da gazlı kompres steril bezimiz mevcut. Buraya geldiğimiz zaman da üçgen sargı bezi, bu kol kırıkları için ve herhangi bir uzuvda oluşan sakatlıklar için. İkişer adet göğüs pedimiz mevcut, iPad. Buraya geldiğimizde de mikro gözenekli tıbbi kağıt flaster. Bir nevi bant yani. Buraya geldiğimiz zaman da yanıklar için kullanılan plastik poşetimiz mevcut. Çengelli iğne. Bunlar daha çok triangle'lar için ve bandajlar için kullanılan iğnelerimiz. Buraya geldiğimizde penguen makasımız, gördüğünüz üzere. Aynı zamanda iğne yapılan yerleri kapatmak için bir yara bandı ve normal yara bandımız mevcut. Buraya geldiğimizde steril eldivenlerimiz mevcut. Burada da daha küçük üçgen sargı bezlerimiz var. Bunlar Gauss pad olarak geçiyor. Ve son olarak da buraya geldiğimizde de bir waterproof kağıdımız mevcut. Burada First Aid Kit Instruction bölümü isim olarak ve kullanım olarak içindeki kullanılan malzemelerin ve aynı zamanda yemeği terk esnasında ve daha sonrasında oluşan karşımıza çıkabilecek hastalıkların içerik bölümü mevcut. Hastalıklara örnek ne verebilir? Hipotermi. En çok karşılaşabileceğimiz hastalık diyebiliriz. Aynı zamanda frostbite ve benzeri hastalıkların bulunduğu yer. Şunu altını çekemeyeyim. Don't drink seawater or urine. Yani diyor ki burada sanırsam, değil mi kaptanım? Deniz suyu ve sidik içmeyin. Evet, çok doğru. Converse water, suyu çevir mi demek istiyor burada? Galiba öyle. Suyu temizleyip için diyor. Never give up hope. Asla vazgeçmeyin, umudunuzu kaybetmeyin diyor. Kesinlikle. Bu böyle de bir denizde motivasyon veriyor bize. Evet, teşekkürler. Böyle küçücük bir motivasyon yazısıyla evet, hayatta kalırız. Tabii şimdi bu malzemeler de önemli. Hepimizin merak etti. Gelin bakalım bu kağıt gerçekten waterproof mu? Evet, waterproof. Evet, göreceğiz. Ben şimdi çekmeyecek miydim onu kanka? Beraber çekelim. Gel. Gerçekten waterproof mu bakalım. Yıka yıka yıka. Normal bir kağıt olsaydı şu an dağılırdı. Gerçekten waterproof olduğunu bize ispat etti şu an. Deniz suyu tuzlusu ya, tuzla getirelim mi? Yok, bence bu yeterli. Bakıyoruz baba. Sea water dememiş, waterproof demiş. Evet, doğru. Yani ya gayet hala dayanıklı bir şekilde duruyor. Evet, maşallah var. Gördüğünüz üzere en ufak bir deformasyon söz konusu değil. Evet. Helal olsun, yapmış. Adamlar yapmış. Kesinlikle. Umarız bu Solas ilk yardım kitini ilk ve son defa burada görmüş olursunuz. Denizleriniz sakin. Rüzgarınız kolayına. Provanız neta olsun. Tüm denizcilere Allah selamet versin. Amin. Selametle.